Anacığım merhaba, öpeyim elimden. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür idare ediyorum. İdare ediyorum. Amcanı rüyamda görüyor mu amcanı? Görmüyorum. Gelmiyor mu? 2-3 sefer gördüm, daha da göremedim. Unuttu mu yoksa bir der ya? Unuttu. Sen kimin kızıydın? Ben İbrahim'in kızı. Alücüğün İbrahim'in kızı. Kızıydı. İbrahim. Annen? Annem de Emirli'den Kaymak. Kaymak. Kimin kızı? Anası Şeref'in kızıydı. Süleyman Çavuş'un kızı. Süleyman Çavuş'un devri evvelden. Benim o Esraf dedem sefer birlikte gitmiş, bir daha gelmemiş. Emir'in babası. Emir Özdayın. Emir'in babası. Senin babanın. Cumya. Bir de ölen vardı, Mehmet miydi? İkisi. İki mi, üç kardeş mi? Öz. Ama bir de daha vardı. Onun adını unuttum. İkisi. Çok zarif var bir sürü. Zarif var. Uzun, onlar uzun. Kızlar var. Mazandaki erkekler. Geliyor muydun Süleyman Çavuş dedenin yanına gelip gidiyor muydun? Gelmez olur mu? Yakınıyorduk evlenmek. Yakınıyorduk, seviyordunuz. Kaç yaşında evlendin sen? 17 yaşında. 17 yaşında. Yine yaşım tutmadı da. Lafını bölüyorum hızlı sormak için. Özür dilerim. Lafını böldüğüm için değil. Çok soru sormak için. Sonra. 17 yaşında evlendin. 17 yaşımdaydım ben. Nişanlandım. Kaç sene nişanlılık aldın? Bir buçuk sene. Bir sene burada kaldı. Bahar'ın geldi. İstanbul'a geldi, çalıştı. Evet, Bahar'ın geldi. 10. ay 10'unda da evlendim. Bu ikiyi baktım da. Mektup geldi. Yazıyor muydu sana? Yok. Deme yazıyor muydu deme? Yok. Sen yazıyor muydun? Ben de yazmadım. Yazmadım. O da okuyan yazan var mıydı eskiden bizim zamanımızda ya? Yok niye şöyle bir deme yazsaydın dörtlük, bir de o sana yazsaydın dörtlük. Ben ne bileyim, ben hiç elime kalem almadım. Birine yazdırdın ya. Yok öyle yazmadım. Kaç, düğünüm oldu? Düğünüm oldu kışın işte. 10. ay 10'uydu. Atların kanının altına çıkıyordu karlar. Kar. Öyleydi. Asya'ya doğru yarış yaptılar. Aramgül'ün değermeni orada. Okulun oraya kadar. Hep atlarına yarış yaptılar. Yolları kurudular. Öyle. Bir de duvağımız eskiden böyle duvak uzundu. Uzun yapıyorlardı. Arka yeşil, ön kırmızı. Kırmızı yeşil duvak yapıyorlardı. Evet. Duvarın üstüne de üç katlı gerdanını taktılar. Benim idi o. Kucağına çocuk verdiler mi gelince? Duvarın düştü. Karın içine düştü. Emir dayım kaldı da etti. Tekrar başıma koydu. Evet. Başımda Selahabim çekiyor. Selahabim eve gelince bebek çocuk verdiler mi kucağına? Verdiler. Kim idi hatırlıyor musun? Hatırlayamıyorum ki. Erkek çocuğu verdiler. Kim olduğunu hatırlayamıyorum. Evlerinden sonra köyde kaldı mı çok? Köyde 1,5 sene ancak kaldık. Kaldın, İstanbul'a yerleştiniz. Aşağıya bize ev yaptılar. Birlik ev bize düştü. 3 kere hiç attılar. Üçünde de tombak mıhtarıydı o zaman. Bizim adam da dedi ki, Bayram abim dedi dışarıda kalmasın, onun çoluğu çocuğu var dedi. Kalabalıkçı, tamam anlaşıldı. Evet. Biz 2 kişi yok dedi. Ana, ekin biçtin. Ekinde biçtim. Yayla yoluna gittin. Türküler de söyledin, Ayuk'ta yayarken türkü söyledin. Ermenli'de ekini biçerdik, saat güneş açmaya dönünce oradan yürürdük. Dayım ölünce ağladın mı? Benim dedem, Mustafa dedem ölünce ağladın mı? Ağlamaz oğlumu getir. Ne kadar yandım, yapıştı. Kaç yaşında, 35 yaşında ölmüş, çok genç ölmüş dedem. Genç idi. Genç ölmüş. Çok genç idi. Annen çok ağladı mı? Sen de babam, benim için. Eme deyip parçalanıyordu, bu emenin yerine koydum seni diyordu. Doğru. Halalarına eme derlerdi. Eme diyorlar, biz eme diyorduk, doğru söylüyorsunuz. Evet. Yayla durdun mu hiç? Durdum. Kızı kendi evliyken mi? Evliyim, Zekiye vardı. Ben buraya gelmeden 3 tane çocuğum öldü. Bir tane de düşük yaptım, 4. Ondan sonra. Zekiye de vardı. Aynen. Zekiye, bu Fatime'nin düğününde 1 aylık mı 2 aylık mı öyle. Yenge bindim gittim. Baban ne zaman öldü? Babam işte Erol kanında hamileydi. Evlendikten sonra. Evet. Babam buraya tutuk. Anam öldükten sonra. Annen çok seviyor muydu seni? Saçlarını örüyor muydu annen? Annem. Saçlarını örüyor muydu şöyle bir annem güzel? Babamı çok seviyordum. Babam ben evlenişlerini böyle dizinin üstüne tutturdum. Vay be. Öyle seviyordum. Sen de onları Asas benim ismim Gönül. Gönül. Babam anasının adını taktı da.
Gönül güzel oldu. İkisinde şey, efendim. Güzel kızım, güzel kızım diye seve seve babam öyle. Öyle kaldı gitti. Şimdi kimlikte güzel mi yazıyor senin? Kimlikte gönül yazıyor. Gönül yazıyor ha. Evet. Hem güzelsin hem de gönülsün. İkisi de var sende. Şimdi bu muhitte hiç beni gönül diye kimse tanımaz. Aynen, ben de bilmiyordum valla. Öğrenmiş oldum gönül. Gönül sen, gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimse alma sevdiğim. Ha? Yok tamam, bekle. Tekrar köye gittin mi? Bir ara verdin mi öyle? İstanbul'a geldin, tamamen buraya İstanbul'a yerleştin. Geldik. İki sene durduk burada. Bir evimiz vardı ki, şöyle buradaki evin yanında çöplük görünüyor. Gece konuda bir ev düzdük. Aşağı Şavgun'un evinin yanına ev yaptılar bize işte. Ayırdı. Köye değil, buraya diyorum. Buraya geldiniz. Buraya geldik. Bu gece konuda yaptınız burayı aşağıya. Gece konduyu yaptım. İlk buraya mı geldin sen gelin? Evet. Buraya gelmedim. Şurada Binali diyorlar caminin karşısında. Onun binasına geldik. Oraya geldik kiraya. Benim başıma çok işler geldi. Ya yani şimdi şöyle, İstanbul'a geldi, ben bile sağ olsun, Möhred amcam Allah razı olsun köyden geldi, beni götürdü. Sigorta olduğum, kızlarım beni işe götürdü, Allah razı olsun. Möhred amca beni gitti, muhtarlığa yazdırdı. Muhtarlığa yazdırdı beni, git oğlum sigorta ol dedi, bak sigorta yaptırdı. Allah razı olsun. Allah yani kim kime ya? Yani? Bir oğlum hayta şey vardı, onu da o aldı işe yanına. Aynen. Şimdi de o aldı yanına. Buradaki... Bir tane Kangallı Ali abi vardı. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da önce gelenlerin hepsi, kiminin yemeğinde yaptığınız, çamaşırında yıkadığınız, ne bileyim, herkese emeğiniz var. Şimdi, hakkını helal ediyor musun? Helal olsun hepsine de. Şimdi evlenenleri söyleyeceğim. Kaşar'ın Haydar evlendi, Göher aldı benim yanıma geldi. Kimse, bizden başka Allah'ın köyden, kimse yok tabi. Yok arabadan hiç kimse tanıdık. Kara müdürün Muharremgil var mı? Siz var mısınız? Kara Muharrem'in iki kardeş. Zeynelgil gelmiş gördü. Aşağıya. Zeynelgil daha dün geldi. Geç geldiler değil mi? Biz iki, üç kat evi yaptıktan sonra erdi Zeynelgil. Buradan sonra, bundan önce üç kat evimiz var. Aynen. Ondan sonra, Haydar'dan sonra bizim Kazım evlendi yanıma erdi. Onlar kaldı, hep bir ara yanımda kaldılar. Emeğine sağ ol. Bana bile sahip çıktınız, sağ ol. Ondan sonra el içine kattınız. Mamuş evlendi, o da geldi benim yanıma. O da buraya geldi. Yani, ama aranız iyi yani, komşusunuz. İyiydi aranız. Emeğine sağ ol, kötü de yapmamışsın, güzel yapmışsın. Helal olsun. Yayla olan da türkü söyledin mi? Ondan sonra bir ben namur söyleyeyim de ona. Bu sefer de şey evlendi, Zeytin'den Salih evlendi, onlar üstüme geldiler. Bu çocuk iki oda var. Çocuklar masanın altına yatırıyorum, yatıp derdi. Gelen onlara odanın gücünü... Su da yoktu galiba. Suyu aşağı şu çeşmeden alıyormuş. Evet, eşeklerle taşıyorlarmış suyu. Caminin orada bir çeşme vardı. Işımadan koyuyorduk, eve yakındı ya. Ben alana kadar kesiliyordum. Aynen. Örgüne açıyorlardı. Beni kınarlardı. Saçlarımda örgüler vardı, saçım uzundu. Şimdi millet saç uzatmaya çalışıyor. Benim saçımı kınarlardı. Uzun değil. Uzun değil. Elbisenin altına sokardım utancımı. Uzun mu saçlarım? Güzelmiş maşallah. Allah tam Allah uzundu şarşuralarım. Eniyordu. Aynen. Demek ki köyden geldiniz, İstanbul'da da köy hayatı yaşadınız değil mi? Evet. Yani yokluk, zefillik, ne bileyim. Biz buraya gelelim 60 sene oldu. İnşaat, gece kondu, yıkıldı, yapıldı derken. Çok çaktık, çok. Kolay kolay yapılmadı. Yedi kere o gece kondunun yerini 7 kere yıktılar, biz yaptık. 7 kere yıktılar, 7 kere yaptınız. Çocuğu kucağıma aldı, şey babası çocuğu kucağıma aldı. Ben de üstümüz başımız inşaat. Ha, inşaat mali. Belediye başkanının dairesine öyle çamurlu mumurlu girdik. Gittiniz. Rahmetli adam dedi ki, bütün dedi göçmenlere, Arnavutlara dedi, gavuracı hurda veriyoruz, bizim analarımız babalarımız bu yolda öldü dedi. Artık yeter dedi, 7 kere evimi yıktınız dedi. Sonra ertesi gün bir zabıta geldi, her zaman iki üç arabayla geldi. Müsaade var dedi, araba kağıt verdi. Evini yaptı. Yaparsın. Eşyaları kaldırıyorlar, atıyorlar aşağı rapçinin evini oralara. Çok sıkıntı olmuş. Çocuklar bak, ben neler çektim neler. Doğru doğru, emek verilmiş var. Hiçbir günde bir misafirim kesilmedi, hep gelen bize eliyordu, gelen bize eliyordu. Bu rahmetlik şeyin... Kurdeli halamın oğlu şey kuş Mehmet miydi ölenin? Bayram. Bayram değil. Kurdeli'nin bayramı.
Bayram daha dünkü çocuk. Hocası ne biliyor halamın o? Yürüyle bayram şey. Mehmet. Mehmet abi. Cıbırın Mehmet. İkisi bizde bir kavga ettiler ki. Olur öyle şeyler. Onları anlatmayalım. Boş ver. Onlar güzel şeyler. Biz de seninle kavga ederek. Dedelerimiz geliyordu. O Sivas'taki dedeler Muhittin'le Hüseyin Efendi. Bizde kalıyorlardı. Kimse yok. Aynen. Evet. Herkesin demeyen var bir kere helal olsun. Emeğine sağlık. Hakkını helal et. Bizlerden mi isteyen ordun başka var mı? Başka bir yardımım yok onlara. Sağ ol. Onlar yaptın sen. Gelen yaptın. Bizlerden mi isteyen arzun var mı? Canın sağlığı. Samimiyetle söylüyorum. Hasta zökel olma. Çoluğun çocuğun içinde sağlık olsun. Sağ ol. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Allah seni de gönlüne göre versin. Gönlünde güzel, alnında güzel. Öpeyim.